Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, kanalımızda borsadan ve paradan, ekonomiden, kriptodan haberler bütün hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar, bugün 1 Ar Aralık Perşembe ve Borsa İstanbul 1 lira 30, %1.30 yukarıda tamamladı. E, belli bir hisselerde satış baskısı olsa da, özellikle takip ettiğimiz 6 hissenin 5'i bugün yeşildeydi arkadaşlar. Beklemediğiniz, beklemediğimiz bir hisse maalesef kırmızıda kapattı. Evet arkadaşlar, Sasa patronu Erdemoğlu'nun dünkü açıklamaları biraz ülkede özel ekonomi çevrelerinde çokça konuşuldu. Bu konuşmaya binaen bugün SPK Başkanı birkaç söz söyledi arkadaşlar. Bununla ilgili bu haberi yapma ihtiyacı hissettik. Evet. Arkadaşlar lütfen burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve lütfen kanalımızda kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Evet dostlar. SASA patronu ile ilgili SPK Başkanı bakın bakalım ne demiş bakalım. Anadolu Ajansı'na konuşan Sermaye Piyasası Kurulu SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatları ile ilgili konuşmasına sıcak bakmadıklarını belirterek bu tür açıklamalar hakkında geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz diye konuştu. Evet arkadaşlar. SPK Başkanı bununla ilgili diyor ki kritik durumlarda hisselerin fiyatları ile ilgili şirketlerin başkanlarının konuşmaması gerekir. Ve bu tür açıklamalarda geçmişte de incelemeler yaptık ve bunu da dikkatle takip edeceğiz diyor. Evet arkadaşlar, şurada bir tane daha önemli şey var. Halka arzla ilgi sürüyor diyor. Bununla ilgili de bugün bir haber yaptık sizlere. Onu yayınlayacağım. Ve en çok dikkat çeken her hisse hareketini takip ediyoruz. Bu da bizim de takip ettiğimiz hisselerin bazıları ile ilgili bazı sözlere karşı söylenmiş olan bir söz aslında. Bunu da mutlaka dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. SPK Başkanı Gönül piyasalardaki hareketi yakından takip ettiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. Bizim günlük raporlarımız olur. Her hissenin hareketi için, dikkati çeken her hisse hareketi için bunları takip ederiz. Bu hisse neden yükselmiş, neden düşmüş? Bunların hepsi bizim izleme komitesi tarafından izlenir. Burada ciddi bir ekip çalışır. Ciddi bir teknoloji çalışır. Tabi bunların tekrar denetimden geçmesi, altyapısının hazırlanması belirli bir süreç. Eğer hakikaten kanuna aykırı bir işlem varsa ve tespit ettiysek cezaya döner demiş. Evet biz de devlete güvendiğimiz için, hükümetimize güvendiğimiz için bu yönünde de o zaman gönlümüzün rahat olması gerekiyor arkadaşlar. Evet dikkat etmek gerekiyor. Herkes kendi fikirleri, düşüncelerine göre yatırımlarını, şirketlerin geleceklerini yapması gerekiyor. Sasa'nın mesela bugün ayakta kalması gerçekten taktiğe şayan bir durum. Ve Holding olarak da Sasa Holding'in bir Erdemoğlu'nun kapa ikinci bir basit bir açıklama yapılması kapada değil bu. E, verilen kime yapıldı arkadaşlar? E, röportajı yapan gazeteciye yapılmış bir açıklama. Küçük bir şekilde bunun kurumsal olarak satıldığı söylüyor hisselerin. Halbuki beklenen cevap bu da değildi değil mi? Ama buna rağmen Sasa Hala dimdik ayakta duruyor arkadaşlar ve e, sermaye piyasasının başkanının da işin içinde olması ve bundan sonraki şirket sahiplerine net bir şekilde mesaj mesajını da veriyor aslında diyor ki kritik zamanlarda şirketin e, hisselerin fiyatları ile ilgili fikirde beyanda bulunmayınız buna sıcak bakmıyoruz takip ettik takip edeceğiz diyor evet arkadaşlar. Lütfen burada verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.